maçı ile alakalı kısa bir şeyler söyleyeyim. Madem ısrar ettin çok kısa diye. Çorum maçına kazanmak amaçlı gitmiştik zaten. Dışarıdaki etki, dışarıdaki tepki sağ olsunlar Çorum Spor taraftarı ve özellikle Çorum Spor'un başkanı Oğuzhan Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz. Taraftarlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi hakikaten hiçbir şekilde provoke etmeden takımmış gibi, normal bir takımmış gibi ağırladılar. Statta ona göre tezahürat ettiler kendi takımlarına. Bize yönelik hiçbir şey yapmadılar. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Zaten benim anılarımı ben daha önce paylaştım orayla alakalı. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kazanmak güzel bir şey. Özellikle deplasmanda. Oyuncularımızın gösterdiği performans, mücadele, saha içerisindeki dayanışma, saha içerisindeki bloklar arasındaki mesafeyi daraltma, genişletme inanılmaz güzeldi. Rakibe 2-0'a kadar bir tane pozisyon vermeden iyi bir oyunla, iyi mücadeleyle zaten istediğimiz, beklediğimiz benim özellikle zaten bu şekilde oynamaya alıştığım takımı görmek beni inanılmaz mutlu etti. O yüzden tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum Çorum'da kazandığımız için. Şimdi içeride seyircisiz maç oynayacağız. Stat da yok. Eski statta oynayacağız Şirve'de. Belki de bana göre belki de içeride oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi olacak. Ama oyuncularımız bunun bilincinde. Dediğim gibi mücadele çok daha fazla olacak. Bir ihtimal tereddütüm var. Bir bu maçtan sonra baya çıkıyoruz. Kazanmak zorundayız. Sadece bu rehavete kapılmadan saha içerisinde inanılmaz mücadele etmek zorundayız. Rakibin durumu bizi hiç ilgilendirmiyor. Rakibin sıralamada nerede olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. O yüzden bize yakışan lider takımı geçen hafta nasıl yendiysek sıralamada sonuncu da olsa, üçüncü de olsa, lider de olsa aynı şekilde içeride oynadığımız için mutlaka yenmek zorundayız. Ama bu bizi şartlamayacak. Sabırla oynayacağız. İyi mücadele edeceğiz. Allah nasip ederse de kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız. Çünkü kazanma alışkanlığı çok güzel bir şey. Bütün stat, bütün taraftar buna yönelik bir beklentisi var. İnşallah oyuncularımızla beraber buna reaksiyon gösterebiliriz. Göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi o içeride oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi. Çorum maçı ile ilgili Çorum bizim için lidere karşı gittiğimiz bir maçtı. Aslında ondan önce üçlü maç haftasına girmiştik. Afyon'la birlikte. Afyon, Batman, Çorum. Bu üçlü maç haftasına zor geçeceğini biliyorduk. 3'te 3 parolasıyla çıktık. Afyon'da istenilmeyen hakem olaylarından dolayı oradan bir puanla dönmesini yine hakeme karşı da olsa bildik. İçeride güzel bir maç oynadık Batman'a karşı. Kardeş takıma karşı. Oradan da 3 puan almasını bildik. Bu üçlü maçın sonu lidere karşıydı. Lidere karşı da oradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Çok şükür iyi mücadele ederek, takım olarak çok iyi oynayarak oradan 3 puanla dönmesini bildik. Benim de 2 sene boyunca oynadığım takımdı. O manada güzeldi benim için de. Oradan 3 puanla döndüğümüz için çok mutluyuz. Sivas maçına gelince de Sivas maçı aslında bu senenin hikayesi biraz farklı oluyor. Daha önce işte Şeyh Muzu abilerin oynadığı statta oynayacağız. Aslında böyle ben Mayıs ayına gidiyorum şu an böyle. Bir şampiyonluk hikayesi hem bu stat hem o stat işte bu sene yaşadığımız haksızlıklar aslında çok güzel bir hikaye gibi görünüyor bana böyle sezon sonunu düşününce. O statta da anılarımız olacak. Geçmişi de yad etmiş olacağız. Keşke taraftarlarımızla birlikte o statta oynasaydık. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah bay haftası öncesi Sivas maçından da 3 puan alıp inşallah ilk 2'de bay haftasına girmek istiyoruz. Rakip takımlar da birbiriyle oynuyor çünkü. İnşallah maçımızı kazanıp bay haftasına moralli bir şekilde iznimiz de olacak. İznimizi de moralli bir şekilde gitmek istiyoruz. Öncelikle Çorum maçı için takım arkadaşlarım, hocalarıma, yönetime çok teşekkür ediyorum. Bizim için zor bir maçtı. Çok şükür 3 puanla döndük oradan. Güzel bir galibiyet oldu. Çorum taraftarlarına da buradan teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi şekilde karşıladılar. 3 puanla döndük. Bizim için çok iyi bir puan oldu. Ve Sivas maçına gelirsek de Çorum maçının 3 puanı Sivas maçını yenersek bizim için daha çok güzel bir şekilde olacak. Yani şampiyonluk yolunda hedeflerimiz doğrultusunda daha iyi bir 3 puan olacak kazanırsak inşallah. Ondan sonra zaten bay haftasına gireceğiz. Bay haftasında 3 puan alarak inşallah
Bundan sonraki süreçte de daha iyi gider bizim için ve güzel olur inşallah. Daha iyi olacak benim için de çünkü i̇nşallah. Abim dedi artık maçına geleyim, sen gol atman gerekiyor dedi. Ben de onları çağırdım. Çok şükür yani onlar genelde... Bu hafta da gelsin. Genelde her maçıma geldiğinde... Sezon başından beri biz gol atman lazım dediğimizde demek ki bize inanmıyordu. Abisini bekliyor. Abisini çağıralım. Güzel estağfurullah. İşte onlar geldi. Allah'a şükür. Allah nasip etti gol attım. Takıma katkı verdim çok şükür. Benim için de güzel oldu yani. Çıkış anlamında. Daha iyi performans verme anlamında inşallah. Ve takıma zaten katkı vermek istiyorum. Daha iyi bir şekilde yani. Çünkü şampiyon olmak istiyorsak yani herkesin daha fazla performans vermesi gerekiyor. Yani o performansın da altına inmemesi gerekiyor. O yüzden inşallah yani başladım ben de. Allah'ın izniyle devamı gelir. Taraftarlarımızı, hoca ekibimizi, yönetimimizi sevindiririm inşallah. Bu yani inşallah güzel olur her şey.